Merhaba değerli izleyenler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Erzurumlu gençler tabyalarda ecdada saygı nöbeti tuttu. Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rus ve Ermenilere karşı verilen savunmanın alınması ve bu konuda bilincin artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Erzurumlu gençler tarihi Aziziye ve Mecidiye tabyaları arasında gece boyu ecdada saygı nöbeti tuttu. Etkinlik kapsamında vatandaşlar önceden uyarılarak askeri alandan 9 pare top atışı yapıldı. Atak Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve tema gönüllüsü gençler Aziziye ve Mecidiye tabyaları arasında gece boyu ecdada saygı nöbeti tuttu. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 0 dereceye kadar düştüğü kentte üzerlerine mont ve kazaklar giyen gençler tabyada verilen mücadele ile ilgili anlatılanları dinledi. Atak Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram, ecdada saygı nöbetini 4 yıldır tuttuklarını belirtti. Bayram, 137 yıl önce Aziziye tabyalarında destanlaşan Erzurum öyküsünü ve bu gecenin maneviyatını yaşamak için tabyalarda bulunduklarını ifade etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi işbirliğinde göl ve göletlerdeki balık popülasyonlarını artırmak, ekosistemdeki canlı tutma amacıyla göletleri balıklandırma projesi hayata geçirilecek. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi işbirliğinde yaban su hayatının devamlılığını sağlamak, sportif olta balıkçılığını geliştirmek, göl ve göletlerdeki balık popülasyonunu artırmak, ekosistemini canlı tutmak amacıyla göletleri balıklandırma projesi hayata geçirilecek. Belediyeden yapılan açıklamada Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen projede ilk adımların atıldığı belirtildi. Bu nedenle çalışmalar yapılmadan önce göletlerin su kaynağından doğal olarak bulunan balıkların gelişini hakkında bilgi sahibi olmak için etüt çalışmalarına başlandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi. Etüt çalışmaları sonrasında göletlere uygun balıkların atılması planlanıyor. Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Murat Arslan'ın yakından takip ettiği proje kapsamında İl genelinde 2000 ton balık üretiminin 10.000 tona çıkarılması hedefleniyor. Göletlerin balıklandırılması noktasında doğaya ve çevreye katkı sağlanması maksadıyla yapılan çalışmada etüt çalışmasının ardından göletlere atılacak balıklarla yaban su hayatının devamı sağlanacak denildi. Erzurum İspir Karayolu'nda akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Erzurum İspir Karayolu'nda akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Erzurum İspir Karayolu Kuzgun Barajı mevkiinde AD idaresindeki 06FM7194 plakalı akaryakıt yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü AD ile birlikte yanındaki bir kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Erzurum'da iki grup arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada kan aktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. Akşam saatlerinde Vani Efendi Mahallesi'nde palen doğalgazın arka kısmındaki alanda İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga palen doğalgaz önündeki caddede devam etti. Döner bıçakları ve sopaların havada uçuştuğu kavgada iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen polislerin güçlükle önleyebildiği kavga sonrası bıçak ve sopalarla yaralanan iki kişiyi ambulansla hastaneye
Kavga nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapandı. Meraklı vatandaşlar alanda toplandı. Şehrin göbeğinde ellerinde döner bıçakları ve sopalarla korku salan kişiler polis tarafından güçlükle gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum ve Rize'yi birbirine bağlayan Ovit Tüneli'nin açılışına katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, anayasayı değiştirmek için bütün partiler söz verdiler, seçimlerde söz verdiler ama seçimden sonra maalesef her biri bir tarafa çekti. Ama biz diyoruz ki biz AK Parti'yiz, söz verirsek yaparız, yapamayacağımızın sözünü vermeyiz. Sözümüz söz, anayasa değişikliğini de yapacağız, başkanımızı da seçeceğiz dedi. Yıldırım, Ovit Dağı'nda düzenlenen Ovit Tüneli Işık Gördü töreninde yaptığı konuşmada Rize'nin yaylalarıyla Erzurum'un yaylalarının kardeş olduğunu belirterek bu dağlarda teröre yer yok, tünele yer var, bu dağlarda bölücülere yer yok, kardeşliğe yer var diye konuştu. Ayder Yaylası'yla Ovit Yaylası'nı bağladıklarını, Doğu Anadolu ile Karadeniz'in kardeşlik bağlarını artırdıklarını, tünel hizmete girdiğinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edileceğini anlatan Başbakan Yıldırım, yılda tam 35 trilyon tasarruf sağlayacağız. Tamamladığımızda bu Ovit Dağı tüneli deyip geçmeyin, dünyanın ikinci büyük tüneli oluyor. Rize'ye de bu yakışır, Erzurum'a da bu yakışır, Türkiye'ye de bu yakışır ifadesini kullandı. Kış geldiğinde bir yerden başka bir yere gitmenin ne kadar zor olduğunu bölge insanının iyi bildiğini aktaran Yıldırım, tüneller bildiğinizde yaz, kış konforlu seyahat edebileceğini belirtti. Bu güzel günlerin ışığının bugün görüleceğini kaydeden Başbakan Yıldırım, Rizeli kardeşlerimizle Erzurumlu kardeşlerimize ne yaparsak az olur, helal olsun, bu eserler sizlere helal olsun diye konuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından tescil belgesiz veya sürücü belgesiz trafiğe çıkan ya da standartlara aykırı modifiye edilen motosikletlere 199 lira trafik cezası kesileceği uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından tescil belgesiz veya sürücü belgesiz trafiğe çıkan ya da standartlara aykırı modifiye edilen motosikletlere yönelik sıkı denetim talimatı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre tescilsiz araçlar veya tescil edilmesine rağmen standartlara uygun olmayan taşıtların yakalanması halinde 199 TL idari para cezası verilerek taşıt trafikten men edilecek. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada elektrikli ve motorlu bisiklet ve motosikletlere ilişkin yüksek hareket kabiliyeti ile dar ve kalabalık alanlarda trafik yoğunluğunda etkilenmeden hareket edebilen elektrikli motorlu bisiklet ve motosikletlerin kapkaç, hırsızlık, gasp ve terör suçlarında kullanıldığı 2015 yılında meydana gelen trafik kazalarının %18'ine karıştıkları servis freni, lastikleri ve ışık donanımı başta olmak üzere teknik şartlara uygun olmadıkları sürücülerin ve yolcuların koruma başlığı ve gözlüğü kullanmadığından kazaların ölümle sonuçlandığı, modifiye edilmiş egzozlar ile harici müzik ve benzeri ses sistemleri ile diğer sürücü ve yayaların rahatsız olmasına sebebiyet verdikleri, bazı taşıtların ise çalıntı olduğu belirlenmiştir denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Yapılan araştırmalara göre 2012 yılından günümüze kadar ÖTV'si ödenen 187.986 elektrikli motosiklet veya motorlu bisikletten sadece %3'ünün 6.049'unun tescil edildiği, %97'sinin 181.937'sinin ise tescil olduğu, sürücü belgesiz olarak kullanıldıkları, tescil edilmeyen ve plakası bulunmayan taşıtların trafik kazalarında sürücülerinin tespitinde zorluk yaşandığı anlaşılmıştır. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 3/D-1 maddesi gereğince motor üzerinde etiketi 0.25 kW'dan daha yüksek bir değer gösteren, anma gücü güç çıkışı 0.25 kW'dan ve
25 kilometre saatten daha fazla hıza ulaşabilen veya motor elektrik gücü ile çalışan pedalsiz her türlü aracın tescil edilmesi zorunludur. Yasal düzenlemeye rağmen bazı araçlara bayiler tarafından satış esnasında uygunluk belgesi verilmediği, bazılarının ise yasal yoldan ülkeye giriş yapılmadığı ya da merdiven altı olarak tabir edilen yöntemlerle montaj edildiğinden trafik tescilinin yapılmadığı, tescil edilmemiş olan bu taşıtların sigortası da bulunmadığından karıştıkları kazalarda, zarar görenlerin maddi ve manevi tazmin taleplerinin sigorta şirketlerince karşılanmadığı ve tescil olduklarını fren testi, ışık far donanımı ve lastiklerinin durumu muayene yetkili kuruluşlarca denetlenmediğinden birçok kazanın doğrudan veya dolaylı etkeni oldukları tespit edilmiştir denildi. Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz azami oranlarının hesaplama yönteminin değiştirildiğini duyurdu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada son dönemdeki ekonomik gelişmeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının hesaplama yöntemi değiştirilmiştir. Yeni yönteme göre kredi kartı azami faiz oranları, ihtiyaç kredisi faiz oranları ile kredi kartlarının taşıdığı ilave riskler ve maliyetler dikkate alınarak belirlenecektir. Bu çerçevede Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında indirim yapılmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami aktif faiz oranları Türk lirası için %1,84, yabancı para için %1,47 aylık azami gecikme faiz oranları, Türk lirası için %2,34, yabancı para için %1,97 olarak belirlenmiştir. Söz konusu oranlar azami oranlar olup, bankalarca kredi kartı işlemlerinde bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecektir. 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren gelecek 3 aylık dönem için geçerli olacak azami faiz oranları bu tarihten önce yine bankamız tarafından kamuoyuna duyurulacaktır denildi. Bankaların diğer ülkelerde olduğu gibi kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği kaydedilen açıklamada, bu nedenle kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır ifadeleri yer aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pendik Spor deplasmanında 90+5. Dakikada yediği golle 2 puanı bıraktı. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor zorlu Pendik Spor deplasmanından 1 puanla döndü. Son haftalarda deplasmanlarda yüzü gülmeyen mavi beyazlı takım Pendik deplasmanında adeta hakem kurbanı oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını Engin Baytar ve Doğancan Otman'ın ayağından bulduğu gollerle 2-1 önde kapatan mavi beyazlılar 90+5. Dakikada Pendik Spor'un golüne engel olamayınca karşılaşmadan 1 puan alabildi. Bir önceki Sivas Belediyespor deplasmanında 2-0 öndeyken ardı ardına yediği gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu kez Pendik deplasmanından da öne geçmesine rağmen son saniye golüyle yıkıldı. Taraftarların mutlak 3 puan beklediği maçta rakibine karşı üstün oyun sergileyen ancak son saniyede hakemin 5 dakikalık uzatma göstermesi ile paniğe kapılan mavi beyazlar son saniyede üstünlüğü koruyamadı ve maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu arada karşılaşma sonrasında gerek Büyükşehir Belediye Erzurumspor yöneticileri ve gerekse taraftarlar maçın hakemine adeta öfke kustu. Hakemin Pendik Spor'a gol attırmak için elinden geleni yaptığı belirten yöneticiler, takımın hakem kurbanı olduğunu ileri sürdüler. Grupta Keçiören Gücü deplasmanda 3 puanla dönerken, Ahmet Spor ise Of Spor'u 2-0 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu.
Yine şampiyonluk adaylarından İstanbulspor'da rakibini yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.